Evet, selamünaleyküm, merhabalar arkadaşlar. Herkese Gerede'den saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, şu anda Gerede'yi geçmiş bulunmaktayım. Çarıkçı Sıganya tarafına doğru. Horhor rampalarını, Gemikli rampalarını birazdan inmek üzere yola devam ediyoruz. Sizlere Horhor, Gemikli, İsmet Paşa gibi yerlere doğru çekim yapa yapa gideceğiz. Bugünkü videomuz, daha doğrusu size yarın ki videomuz olsun bu. Hazırlamış olduğumuz videoda sizlere dediğim gibi Horhor'u, rampaları, Kemikli rampasını, buraları sizlere göstermiş olacağız. Çekmiş olacağız. 25 ton yük ile rampalar ne şekilde iniyoruz, ne şekilde çıkıyoruz. Bunu da buradan sizlere göstermiş olacağız. Şu anda arkadaşlar arabamızda 25 ton yükümüz var. Buraya aşağı sallandık. Ben rotörleri şöyle inceden çektim. Niye? Normalde aslında burada rotörler çekmek iyi değil. Bu yandan vurup o yandan rampayı çıkmak gerekiyor ama tabii ne oluyor? 90'ın sınırımız olduğu için en fazla 90'a kadar tako bize müsaade ettiği için o yüzden ne yapıyoruz? Mecburen belirli bir kısma göre bu kadar rotörlerimizi çekmek zorundayız. Ondan sonra salacağız. Bak şimdi arkadaşlar, buraya kadar rotörleri çektim, burada bırakıyorum. Şöyle karşıki rampaya takonun düdüğü çalana kadar biz oraya vuruyoruz arabayı. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı Allah ne verdiyse arabanın hızını kesmeden, gazını kesmeden şöyle bir devam edelim, bakalım nereye kadar gideceğiz, ne şekilde gideceğiz. Burası Horhor arkadaşlar, Çarıkçı Sıganya servisinden sonraki gelen rampa. Şimdi ben şöyle vurdum arabayı buraya ama şu arkadaşımız önümüze inşallah zart diye atlamaz. Önünde vinç var. Ben onu geçmeye kalkana kadar o bizim önümüze atlayacak gibi bir hareketi var. İnşallah bize öyle bir galleşlik etmez. Biz şöyle bir vites daha düşürelim. Öyle bir hata yapmadan onun yanına bir girelim. Yanına girersek öyle bir şey yapmaz herhalde diye düşünüyorum. Dayımız. Tecrübeli de bir dayım, yapmaz herhalde. Yapmaz. Daha da yapamaz zaten. Yapmaması lazım diye düşünüyorum. Rampayı arkadaşlar şu anda 5 ağırda araba. Buraya çıkmaya çalışıyoruz ama şöyle 4'e çekeyim ben. Dayı bizi solladı. Sağdan. Çünkü bizden hafif herhalde. Gerçi vinçle biz çıkana kadar o da çıktı zaten rampayı. Şöyle ihtiyarın arkasına geçelim. Kimi armut, kimi elma, narda var lele, narda var lele, narda var. Hani armut, hani elma, narda var lele, narda var lele, narda var. Şimdi arkadaşlar ben şöyle şurada az bir şey mola vereceğim şurada. Öndeki tırcı dayım da bir mola vermiş şurada gerçi de. Şöyle bir durabilirse burada, onun arka cuvunda, yol üstünde sandığım, sarıp sarmallandığım. Arabayı şöyle şeye düşürmeden şöyle bir duralım. Ha o gidiyor. O gidiyor, biz duralım şöyle. Evet arkadaşlar, size azıcık bekleteceğim ben şimdi. Bir ihtiyaç molası diyelim. Azıcık bir şey.
Narda var, lele narda var. Ya Allah ya Bismillah. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş devam bakalım. Evet, hor hor inişine geçtik arkadaşlar. Hor hor inişi burası. Buradan sonra da kemikli inişi var. Evet, dayımın arabası arıza yapmış. Ula bir de ne diyor? Bidon koymuş. Kocaman bir bidon. Gelene gedoyana, gelene gedoyana diye. Gelene gedoyana. Kimi inek, kimi dana, zorda yüz lele, zorda yüz lele, zorda yüz. Evet, motorları inceden çektik arkadaşlar. Yükümüz biraz havali. Havali derken iki paleti üst üste koymuşlar. Bir de en arkalara koymuşlar. Yük de arkalı oldu. Virajlara da istediğim gibi giremiyorum yani. Virajlara da istediğim gibi giremiyorum. Bulunmaktayız arkadaşlar şu anda. Güzel bir şekilde, rahat bir şekilde indik. Yükümüz 25 ton olsa da gözümüz ileri, her tarafı gördüğümüz için, yolda güzel olduğu için rahat bir şekilde inmiş bulunmaktayız yani. İyi indik, seri indik biraz. Güzel oldu yani, hoş oldu. Tabi bu rampa biraz daha kısa. Diğer kemikli rampası bu kadar kısa değil arkadaşlar. Orası biraz daha uzun. Sizlere dediğim gibi arkadaşlar, hor hor çıkışını daha önce çekmiştik buranın. Hep inişimiz geceye geldiği için daha önce bir iki sefer çekmişimdir ama inişi bugün de şöyle hem güzel bir görüntü olarak, akşamüstü güneş yok bilmem ne yok, güzel bir çekim olsun, sizlere gelsin. Hem burayı çekmiş olduk hor horu, hem de birazdan kemikliyi, kemikliden sonra İsmet Paşa'yı, Çerkeş'i derken biraz uzun bir çekim olabilir ya da ikiye paylaştırıp sizlere devamında bir gün sonra da atabiliriz. Ama şu anlık dediğim gibi hor hora inmiş bulunmaktayız arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz hayırlısıyla. Şimdi ben biraz ara vereyim. Kemikli'de tekrardan beraber olacağız. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, az önce ben Kemikli'de beraber oluruz demiş idim ama buraya doğru da şöyle güzel düzgün bir şekilde giderken videomuza devam edelim dedim. Kemikliyi de çekeriz. Ondan sonra İsmet Paşa'yı da çekeriz. Yolumuz daha var, uzun. Şükürler olsun, yolumuz güzel. Yani ilerlerken sizlere daha güzel görüntüler, daha güzel görünümler çekip sunmaya çalışacağız. Artı şu sol tarafa arkadaşlar, bizim için bu gayet güzel olabilecek bir yer, tesis açılıyor. İnşallah faaliyete geçer. Düzgün, temiz bir yer olur. Yani buralarda da durabiliriz. Baksana güzel de restorasyonunu yapmış adam. Petrolünü de açarsa.
İnşallah güzel bir yapı olacak. Ama dediğim gibi inşallah dediğim şekilde temiz olur. Çünkü bir ara Gerede'de komutanın yeri ilk açıldı 3-4 ay çok 10 numaraydı. Tertemizdi, lavaboları olsun, şeyleri olsun. Ondan sonra 3-4 ay sonra daha artık girilmez hale geldi. İnsan yemek yemeye giriyorsun. Lokantaya girdiğin zaman ilk nereye girersin? Lavaboya girersin. Elini ayağını elini yüzünü yıkamak için. Yüzünü gözünü temizlemek için. İhtiyacını görmek için ilk önce lavaboya girer insan. Girdiğin zaman o lavaboyu gördüğün zaman miden ayağa kalkmayacak yani. Dışarı çıktın mı yemek yiyesin kaçıp oradan çıkmayacaksın. Öyle oluyor bazı yerler. Tabii adam mücadele verdi oraya. Kapılara yazı da astı bilmem de ne yaptı. Suç adamın değil arkadaşlar. Suç bizlerin. Yani bir kendimi de dahil edeyim yani içine de. Bizlerin diyelim. Çünkü bu mesleğimizde bazı zamanda söylediğim gibi maalesef ki yüzgaralarımız var. İnsanlarımız pis. İnsan gibi kullanmazlar gidip. Bir de adama bir şey dediğin zaman para veriyor buraya der yani. Para vereyim de senin pisliğini temizlemesi için adama para vermeyin ki. Gidip adam gibi insan gibi konaklayıp yerin yiyip içip oradan istirahatini edip çıkmak için oraya duruyorsun. Adam sana orayı hayvan gibi kullan diye tesis yapmamış. İnsan gibi kullan diye tesis yapmış. O yüzden de çoğu tesislerde şimdi yol üstlerinde kızıyoruz adamlara ama tırcı tır ve kamyon duramaz diye kimisi yazı yazmış mesela. Adamlar haklı bir nevi. Adam gibi insan gibi şöyle tertemiz kullanıp da güzel bir şekilde istirahatimizi edip çıkamıyoruz yani. Mesela ben o yüzden tesislerde arkadaşlar genelde durmuyorum. Komutanın orada duruyordum. O da orası da düzensizliğe başlayınca, düzensizlik derken dediğim gibi adamda hiçbir suç yok. Çalıştıran insanda hiçbir suç yok. Bizimkilerde mikropluk var. Yani adamı karalamayalım şimdi buradan. Karalama amaçlı değil. Millet duruyor ama ben durmuyorum yani. Adam yemeklerini falan güzel yapıyor ama lavaboya girdiğin zaman o yemeği yiyesi kaçıyor insanın şimdi. İşin açığını söylemek gerekiyorsa. O yüzden de inşallah düzgün bir yer olur yolumuzun üstünde de biz de adam gibi durur. Adam gibi ihtiyaçlarımızı görürük. Ha, dolabımız malabımız var Allah'a şükürler olsun. Yemek kendimiz yapıp yeriz. O ayrı bir şey ama sonuçta buraya bir adam bir tesis yapmış, bir emek vermiş, bir uğraş vermiş. Orada en az 5-10 kişi istihdam edilecek, çalışacak belki. Adam oradan geçirecek, bilmem ne yapacak derken yani kaç kişi ekmek yiyecek. Evet arkadaşlar şimdi Kemikli'ye geldik. Küçük bir rampası var burada. Onu çıkıyoruz. Ondan sonra da aşağıya doğru sallanıyoruz arkadaşlar. Geride İsmet Paşa arası Kemikli rampası. Buranın en dik rampası arkadaşlar. Kışın en sert rampası burası. Şimdi arkadaşlar burayı 6 ile vurdum ben alttan yukarı. Dediğim gibi yükümüz tonajlı olduğu için normalde öteki yüklerle burayı 6.5 ile falan sıyırıyoruz ama şu anda 500 ile ben burayı tamamen çıktım. 500 ile çıktığım için de arkadaşlar burayı tekrardan 500 ile iniyorum ben. Gerekirse yarım vites daha düşürüp 5 ağırla ineceğiz ama şu anda 500 ile çıktım. 500 ile ineceğim burayı. Düşüncem öyle. Normalde yükümüz 10-12 ton olduğu zaman 600 ile 6 ağırla iniyoruz burayı rahatlıkla. Hani yine inerim ama fren kullanmam ve rotorları çok yormam gerekiyor. O yüzden hiç gereği yok.
normal bir şekilde, rahat bir şekilde burayı biz inelim. Evet, iki diş rotorlarımızı çekiyoruz. Buradan aşağı inişe geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya doğru da normal şu taksilerin olduğu yerden sonrası daha da çok dikeliyor arkadaşlar. Aşağı doğru. Tam rampalaşıyor yani. Tam dik. Şu anda iki dişte rotorlarımız rahat iniyor yani 500 ile. İki diş çekmişim. Rahat bir şekilde iniyor. Bak şimdi buradan aşağı tamamen inişe geçince bir diş daha çekeceğim ben rotorları. 3 diş ile. Evet, şöyle bir diş daha çekiyorum. Üç diş. Gördüğünüz gibi tamamen dikiliyor arkadaşlar. Buradan aşağı rampa. Araba da hızlanıyor. Dediğim gibi virajlara da istediğim gibi giremiyorum. Yük havale. Bir de arkalı oldu. O yüzden rahat bir şekilde devam edelim. Rotoru ağlıyor. Araba kompresöre de bindi. Arkadaşlar hem kompresöre biniyor hem de rotorların kuvvetiyle buradan aşağı iniyoruz biz. Arada fren de kullanıyoruz. Tabii ki yük tonajlı olduğu için tamamen rotorlara yükü bindirmeyelim diye. Da yarısını inmiş bulunmaktayız arkadaşlar rampanın. Bir bu kadar daha var aşağı yukarı. Ondan sonra zaten İsmet Paşa falan devam edeceğiz. Evet, Samsun'a 379 kilometre daha yolumuz varmış. Evet, bırakıyorum arkadaşlar Rabi'yi burada. Kendisi gitsin bayağı.
kemikliğe indik arkadaşlar. Şu anda İsmet Paşa istikametine doğru devam ediyoruz.